Emre Bey, ben spordan anlamayan bir arkadaş olarak işte kendi sahasında Çaykur Rizespor'du değil mi? Çaykur Rizespor'a haksız bir şekilde ama bunu hem tartıştık hem bununla ilgili birçok etkinlik yaptık, bununla ilgili birçok protestolar düzenledik. Ama İstanbul'daki dernek ve vakıfla da protestoyu da düzenleyemediler. Dikkatini çekelim. Demek ki yine Erzurum'un çıkışı Erzurum'dan oluyormuş. Ama işte Çaykur Rizespor'a kendi sahamızda 1-0 yenildik ama bizim gibi düşme durumunda olan ya da işte o sıralamada olan ama Başakşehir'i de kendi sahasında Başakşehir'le de 1-1 berabere kaldık. Bu takım Beşiktaş'la da gidip 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor düşer mi düşmez mi? Mutlaka Erzurumspor düşmeyecek. Biz düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz ama Erzurumspor'un bir durumunu sportif açıdan bir değerlendiririz. Şimdi Cem Bey, Erzurumspor deplasmanda çok iyi. Ama kendi sahasında, kendi taraftarı karşısında niye başarı elde edemiyor. Kompleksimiz mi var o konuda? Bence burada bir saha etkin Cem Bey. Yani sahamız gerçekten çok kötü. Bunu Şipo Mehmet, Mehmet Özdenek hocamız da bunu belirtti. Özellikle kale taraflarındaki buzlanma, futbolcuların ayakta durma şansını, riskini artırıyor. Sahanın bir etkin olduğunu düşünüyorum. Bir etken. Ama saha etken de sadece Erzurumspor mu sahada diyeceksiniz? Karşı taraf da sahaya çıkıyor. Aynı sahaya çıkıyor. Ama Erzurumspor düşecek mi, düşmeyecek mi? Bunu federasyonda konuşuyorlar, orada konuşuyorlar, burada konuşuyorlar. Erzurumspor'un ben bu yıl Süper Lig'den düşmeyeceği kanaatindeyim. Takımda bir ruh oluştu. Takım ruhu var dedik geçen hafta. Çok önemliydi, evet. Bir ruh oluştu. Onu bir kere daha Beşiktaş maçında görmüştük. Evet. Onu seyirci noktasında, taraftar noktasında, taraftarın desteği noktasında, taraftarın takımına destek olma noktasında da Rize Spor maçından sonra gösterdik. Protestolar çok güzeldi. Sosyal ağları çok güzel kullandık. Harika bir araya bence geldik. Bence ben şu kanaatteyim. İyi ki biz Çaykur Rize Spor karşısında haksız bir şekilde yenildik. Neden şimdi? Yani belki izleyiciler şunu soracaklar. Neden iyi ki yenildik diyor bu Ender Yüncü diyecekler neden ama. Neden öyle diyor, evet. Kenetlendik. Erken kenetlendik. 14 hafta safları kala sıklaştırdık. Safları sıklaştırdık. Evet. 14 hafta kala. 3 hafta kala haksız bir yenilgiye maruz kalıp küme düşme hattına düşseydik daha 3 haftada ne yapabilirdik kenetlenseydik? 14 hafta kala kenetlendik. Evet. Ama bu hafta içerisinde Sayın Valimiz Okay Memiş Bey ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ve Emniyet Müdürümüz bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenlediler. Burada Sayın Valimizin çok güzel bir sözü vardı. Yani ben de gerçekten çok beğeniyle o sözü aldım. Dedi ki taraftar iyi. Her şey iyi. Tamam haksızlığa da uğradık ama takımı da bir şeyler yapması lazım. Şimdi Cem Bey bir de Erzurum biz bir şeyleri çok erken bekliyoruz. Ara transfer her zaman hatadır. Ara transferden bir şey beklemek hatadır. Ara transfer hata değildir. Ara transferden bir şey beklemek hatadır. Neden? Yani ara transfer yapıyorsunuz. Zaten o futbolcular birbirlerine kaynaşması, birbirlerini tanıması 3-5 hafta sürüyor. Biz diyoruz ki transferleri getirdik. Takımlarında oynadıkları gibi çıksın top oynasınlar. Böyle bir şey yok. Yani işte yine konu geliyor. Offset'le birinci dönemde yapılan transferlerin bu takım yine. Bugünkü bu takım onun sıkıntısını sezonun yaptı. Başında gerçekleştirmiş olsaydık işte Offset, Obertan, Muhammed Rajak bunları sezonun başında almış olsaydık bugün bunları konuşmuyoruz. Niye almadık? Yani o zamanki hatalı transferlerden kim yaptı bu hatayı? Ender Güncü ile Cemal transfer komitesi. Transfer komitesinin başında kim vardı? Kimi söylemek istiyorsunuz Cem? İşte onu söylüyorum kardeşim. Ünsal Kıraç'tım ben kapısının önünden geçmemişim. Ben Ünsal Kıraç'ı tanımıyorum ya. Belki resimlerden tanıyorum. Caddede görsem parmağını gözüme sokla tanımıyorum. Erzurum Spor'u mahveden isim. Neyle mahveden isim? Transfer. Birinci dönem yaptığı transferlerle. Evet. Benim Ünsal Kıraç'tan alam yok, veren... Bak şunu söyleyeyim. Ünsal Kıraç Erzurum'da genel sekreter yardımcılığı yok. Ben bir kere makamına gitmiş, kendisiyle görüşmüş bir adam değilim yani. Konu bu. Bakın Ender Bey, doktorlara gidiyoruz. Diyor ki teşhis. Teşhis için kan sonra veriyoruz, tedavi. Film çekiliyoruz. Yani şöyle diyoruz. Tedaviden önce teşhis. Hayır. Teşhis diyor tedavinin yarısıdır. Şimdi biz teşhisi koymadan
Erzurumspor'a, Şifo Mehmet'e, Erzurumspor'un şu anki mevcut başkanına, Mehmet Sekmen'e, Erzurumspor'a sahip çıkmıyorsunuz. Kardeşim bak önce teşhisi yapalım sonra tedaviyi yapalım. Bunu görelim. Ha ikinci dönemde çok güzel transferler yaptık. Ara transferler çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben futboldan anlamam. E kaldı ki Erzurumspor'a biz söyledik geçen hafta. Erzurumspor'a teknik direktör yani Şifo Mehmet Erzurumspor'a bir takım ruhu verdi. İşte Başakşehir maçında da görürsün. Ben de bunun aksini düşünüyorum. Sanki Şifo Mehmet gibi. Şifo Mehmet. Nereye gitsin? Takımın şimdi? Ruhunu eğer tamamıyla değiştirmek istiyorsak Şifo Mehmet'in geldiği ilk haftayı hatırlıyoruz. Geçen hafta Çaykur Rize maçında da bu hafta yine ya Sunu'nun yakasını yakalamış bırakmıyor ya. O da Sunu'yu sevmek. Ama Sunu'yu sevmek galibiyete giden yol değil. Cem Bey, futbol takım oyunu. Bu takımı ben şu sözlerle noktalamak istiyorum şu anki konuşmamı. Biz son 13 hafta kala basınla, iş adamlarımızla, bürokrasimizle, siyasetçimizle hep beraber kucaklayacağız. Takımımızı yalnız bırakmayacağız. Ali ile, Veli ile, Hüseyin ile, Kemal ile, Ayşe ile, Fatma ile işimiz olmayacak. Her maçta galibiyet almak için sahaya çıkacağız. Mutlaka. O takım ruhunu Erzurumspor taraftarı gerçekten hakkını veriyor. Yani Süper Lig'in en iyi taraftarı diyebilirim. O ligde kalmak için bir dahaki seneleri artık bir dahaki, yani şu da çok kötü. Ya bu yıl kalalım da bir dahaki yıl düşer. Bir dahaki yıl düşer. Süper Lig'e demir atalım. Süper Lig'de olalım. İnşallah. Yani kenetlenelim, birlik olalım, beraber olalım. Taraftarımızla, futbolcumuzla, yöneticimizle, iş adamımızla, basınımızla bu takımı bu ligde başarılı. Tabii. Tutalım. Çok güzel. Ben futboldan anlamam. Futbolla ilgili çok da konuşmak istemiyorum. Mehmet Sekmen Bey bu hafta Sayın İYİ Parti Milletvekili Naci Cins diye aynen şu sözleri ifade etti. Dedi ki Erzurumspor tweetle beslenmiyor. Doğru. Parayla besleniyor. Parayla besleniyor. İş cebinizden İYİ Parti'nin ve sizin. İYİ Parti'nin ve aynen. Şahsınızın Erzurumspor'a 5 kuruşluk bağış. Hayır mesela Naci Cins'le Erzurum'un milletvekili Erzurum milletvekilliği yapıyor. Meclisten aldığı bir maaşını Erzurumspor'a versin de görelim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bütün maaşını Elazığspor'a bağışladı. Evet, buyurun. Sadece Naci Cins'i değil ya. İbrahim Bey'i, İbrahim Aydemir Bey'i, Zehra Taşkeser Nolu Hanımefendi'yi, Selam Altınok Bey'i, Recep Akta ve Kamil Aydın'ı Erzurumspor'a bir iki maaşlarını bir hediye etsinler, bir feda etsinler, bir etsinler de görelim. Hayır, öncelikle bir defa bir Erzurumspor'un tweetten beslenmediğini öğrenmesi açısından Naci. Erzurum'a gelip hiç Erzurum'un hesabında olmayan, Erzurum'dan milletvekili olacağı da düşünülmeyen bir ittifak ürünü olan, öyle mi? Evet. Erzurum'dan hiçbir bağı, ilgisi, ilişkisi olmayan, sadece Erzurumlu kimlikte yazılı olan Naci Cinisli bir defa bir ilk bağışını bir bağışlasın. E canım o bağışlayınca Selam Altınok da herhalde o bağışlarını ben de bağışlarım der ama madem böyle Erzurumspor'a hiçbir destek vermeden olur olmaz ileri geri sallamayı biliyorlar ya da siyasete sporu ulaştırmayın diyorlar. Erzurumspor'u siyasi malzeme haline getiriyorlar. Şimdi Mahmut Uykusuz bu hafta Erzurumspor'un yapmış olduğu eylemin gitti ortasında kendini buldu. Taraftar ne dedi? Dedi ki senin ne işin var? Çok güzeldi o taraftarın. Ne işin var Serkan diye bir arkadaş? Yani, Dadaşlar grubunda dedi ki senin ne işin var burada dedi, siyasete katma dedi. Aynen öyle. Yani İYİ Parti burada herhalde kendi gösterdiği sopanın kendisi altında kaldı. Kaldı. Evet durum bu. Bu spor konusunda bitiriyoruz. Bir haftaya bakış programı daha burada. Sona eriyor. Herkese sevgiler saygılar sunuyoruz.